Şimdi yasa dışı eğitim kurumlarıyla açılması, yasa dışı eğitim kurumlarının açılması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nda bir hüküm vardı ve bu kişilere ceza öngörülüyordu. İktidarınız önce 2005'te bu cezayı azalttı. Daha sonra 2013 yılında tamamen bu cezayı Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırdı. Dolayısıyla yasa dışı eğitim kurumları açılmasını teşvik etmiş oldu. Peki o gün ne diyordunuz? 17 Nisan 2013 tarihli tutanakta Bülent Turan, kendisi burada değil ama şöyle diyor. Muhalefet Partisi milletvekili arkadaşlarımızın kanuna aykırı eğitim kurumu kurulmasındaki hapis cezasının kaldırılmasının bir sorun olarak önümüze konulduğunu gördük. Değerli arkadaşlarım, öncelikle içiniz ferah olsun diye, rahatlayın diye bir şey ifade etmek istiyorum. Kaldırılan hapis cezası 3 aylık alt sınırı olan bir hapis cezası, yani çok fazla yatırımı olan, yaptırımı olan çok fazla korkulacak bir şey değil. Siyasetin esası millete güvendir. Millete güvenmek zorundayız değerli arkadaşlar. 3 aylık ceza kaldırıldı. Hurra! Herkes gitti kaçak eğitim okullarında, kaçak kurslarda çocuğunu okula başlattı. Böyle bir Türkiye yok diyor ve devam ediyor. Gördük ki hurra! Herkes gitmiş bu yasa dışı eğitim kurumlarına çocuklarını emanet etmiş. Evet, biz millete güveniyoruz. Millete güveniyoruz ama iktidara güvenmiyoruz. Biraz önce hatiplerin birçoğu söyledi. Dünkü felaketle ilgili aileler ne diyor? Biz mecbur kaldık. Çünkü çocuğumuzu verebileceğimiz başka bir yurt yok. Köyümüzde okul yok. Yani iktidar milleti o yasa dışı eğitim kurumlarına, yurtlara muhtaç ediyor. Diyor ki devamında 10 binin üzerinde eğitim kursu olmasına rağmen açılan dava sayısı 28 Şubat'tan bugüne çok az işte. O yüzden çok problem yok. Zaten yasaya aykırı şeyler varsa diğer kanunlara göre bunlar kapatılıyor. Ama Karaman'da da gördük, Aladağ'da da gördük. Bir sürü eksiğine rağmen, bir sürü yasaya aykırı yönüne rağmen bunlar denetlenmiyor ve kapatılmıyor. Yine Yılmaz Bey'in de benzer konuşmaları var. Ona çok değinmeyeceğim. Dün Sayın Bakan size dedim ki Bakanlar Kurulu 2007'de bir yönetmelik çıkarıyor binaların yangından korunması ile ilgili ve bazı şeyleri, kurumların bazı binalarını kapsam dışı bırakıyor. Bunlardan bir tanesi de eğitim kurumları ve bununla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası bir dava açıyor. Bu davayı kazanıyor. Şu anda karar düzeltme aşamasında. Siz de bana bir mahkeme kararı gönderdiniz Sayın Bakan. Benim söylediğim olayla gönderdiğiniz bu mahkeme kararının hiçbir ilgisi yok. Bürokratlarınız sizi yanıltıyorlar. Ben şimdi o mahkeme kararını bu kürsüden ayrılınca size ulaştıracağım. Ve en azından bari bundan sonraki çocuklarımız yanmasın diye, bundan sonraki çocuklarımız bu felaketleri yaşamasın diye bu yönetmeliği artık karar düzeltme yolunu vesaire beklemeden uygulamaya sokun. En azından yasa dışı kurumları denetleyemiyorsunuz. Kendi yurtlarınızdaki, kendi eğitim kurumlarınızda yangınla ilgili algılama sisteminin hepsini lütfen hayata geçirin. Bakın, sarayın elektrik faturasını birazcık kıssanız zannediyorum bütün yurtlara yangın algılama sistemi kurabilirsiniz diyorum ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.